Arkadaşlar merhabalar, Ukap ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köy inceleme videosu çekeceğim. Klanımdan gelen istek üzerine böyle bir karar aldım. Klan savaşımda biraz geç başlatmıştım. O bir sonraki güne kaldı. Bu sırada da köy inceleme videosuyla yolumuza devam edelim istedik. Bazı arkadaşlar bir önceki köy inceleme videosunu yaptıktan sonra yorumlara kodlarını bırakmışlardı. Hem onları inceleyeceğiz, hem klandan arkadaşlarımızı inceleyeceğiz. Hem de bir özel arkadaşım var. Onu inceleyeceğiz, onun köyünü inceleyeceğiz. Toplamda 6-7 köy incelemeyi planlıyorum. Çok fazla da videoyu uzun tutmak istemiyorum. Ama sonralarında ilerleyen dönemlerde daha fazla arkadaşı inceleyerek sizlerle beraber olacağım. Şimdi öncelikle ilk yoruma kodunu yazan arkadaşla başlayalım. Şimdi bende kodlar mevcut. Onları ben bir kağıda yazdım. Karıştırmamak adına. Şimdi o arkadaşın kodunu giriyoruz. İsmini not almayı unutmuşum ama umarım kendisini videoda görünce bu benim der. Ha, Barış kardeşim, evet. Barış kardeşimin köyünü inceleyeceğiz. Öncelikle hemen bir köyü ziyaret edelim. Evet, belediye binası 10 bir köy arkadaşlar. Yani görüntü itibariyle bendeki belediye binası 10'a göre anladığım kadarıyla yeni geçiş yapmış olma ihtimali var mı bilmiyorum ama şu anda ne üretiyor burada? Evet, cehennem kulelerini üretiyor. Belediye binası 10'a yeni geçiş yapmış, 9'dan yükselmiş. Savunmaları 9. belediye binasına göre gayet iyi. Birkaç tane burada küçük bina kalmış. Onları da herhalde kardeşim geliştiriyor. Şeylere bakacak olursak, köyün asker düzenlerine bakacak olursak 24-29 bence gayet güzel. Çünkü ben kendi seviyeme baktığım zaman ondan sanki bir tık gerideyim kahramanlarda. Askerlere bakacak olursak Ejder sanki bir seviye yükselebilir mi acaba, geliştirme mi bekliyor bilmiyorum ama yıldırım yükselir. Tabi nasıl saldırı yaptığını bilmiyorum kardeşimin. Anladığım kadarıyla şurada ordu kampındaki düzenine baktığım zaman kara saldırısı görüyorum. Yani bu seviyede kara saldırısında rahat bu düzenekle üçleyebilirsin. Tabi köyüne göre saldırı değişir. Valla başarılar kardeşim, ellerine sağlık, oyuna güzel vakit ayırmışsın. Umarım ilerleyen dönemlerde de daha güzel olursun Barış kardeşim. Şimdi ikinci köye geçelim. Yiğit Süer, yorumlara kodunu yazan bir diğer arkadaşım. Hemen onun köyünü incelemeye geçiyoruz. Bilgisayardan yapmadığım için kopyala yapıştır yapma şansım maalesef sizler gibi olmuyor. Evet, Yiğit kardeşim nickini aşık olarak koymuş. Değişik bir nick. Beklemiyordum açıkçası. Belediye binası 12. Hatta ana binayı da fullemiş. Duvarlar mükemmel. Vallahi kardeşim çok güzel yapmışsın ya. Ya ne denilebilir ki? Barbar kral yükseltmedi anladığım kadarıyla. Vallahi kardeşim çok güzel bir köy yapmışsın. Evet. Okçu Kraliçe 65, Barbar Kral 62, Koruyucu 38. Vallahi mükemmel. Ejder 7, Pekka 8. Yani bence şahane. Daha ne olabilir ki? Evet, bir üst seviyeye geçmek için çok fazla bir şey kaldığını zannetmiyorum ama ben bu tarz seviyeye geldiğimde Yarasa 5, Ejder 7 muhtemelen son. Balon 8. Yani bu seviyede son. Yani ana binayı yükseltmeye alabilirsin gibime geliyor ama tabii kahramanlarımı da yükselteceğim. Ondan sonra bu yola baş koyacağım diyorsan da senin herkesin kişisel tercihi, saygı diyorum ama dediğim gibi ben bu seviyeye geldiğimde kesinlikle belediye binasını yükseltmiş olurum. Güzel köy. Tebrik ederim. Vallahi eline emeğine sağlık. Umarım daha da başarılı olursun. Bir diğer köye geçiyoruz. Ömer Faruk Poyraz. Bakalım bu güzel kardeşim neler yapmış.
Hemen onun köyünü inceleyelim. Arkadaşlar bu arada güzel gelişim gösteriyoruz. Hem kanal olaraktan hem de Discord bölümü olaraktan. Sizleri de bekleriz. Linki aşağıya bırakacağım zaten. Yorumlara yazacağım videoyu paylaştığımda. Elinizden geldiğince desteklerseniz sevinirim. Sizler destekledikçe ben gelişim göstereceğim. Ben gelişim gösterdikçe size daha güzel videolar, daha güzel içerikler sunacağım arkadaşlar. Evet, arkadaşın köyüne bir yolculuk yapalım. Ömer Farukçum. Evet, köyün yani gayet güzel. 11. seviye belediye binasına göre duvarlarım bayağı gelişmiş. Valla kendi köylerimden yola çıkıyorum. Ana köyümün bile seviyesine göre duvarları o kadar iyi değilken sizler de bu seviye duvarları gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Aynı seviyede bir şeye köye saldırsam bu köyü üçler miyim? Yani bence zorlanırım gibime geliyor ama belki de üçlerim. Ama köyün çok hoşuma gitti. Çok güzel. Gelişimlerin çok iyi. Askerlerini inceleyelim. Kahramanların 38 barbar kral, 45 okçu kraliçe, 12 koruyucu. Yani bence güzele benziyor. Özellikle bu seviyede dediğim gibi ben gelişimleri bu kadar iyi yapmamıştım zamanında. Güzel geliştiriyorsunuz. Ben direkt köy binası gelişimine asılmıştım. Sizlere nazaran. Anladığım kadarıyla hava saldırısında Ejder 5. Ejder kaça kadar yükselir bilmiyorum ama bence 1-2 seviye, 1 seviye daha rahat yükselir. Ejderi yükselttikten sonra yarasaya banmalısın kardeşim. Yıldırım belli bir seviyeden sonra sadece hava savunmasını yıktığı için çok fazla etkide bulunmuyor ama yarasa ve dondurmayı en üst seviyeye getirirsen hava saldırılarına çok etkili olursun. Kara saldırıda Pekka 7 seviye yapmışsın. Madenci hibrit saldırıları için 5 seviye gayet güzel. Binici 7 seviye. Valla benim ana köyümde bile binici daha yeni 8 seviyeyim ne geliyor. O yüzden hibrit saldırısını gerçekleştiremiyorum. Ona birazcık asılıyorum şu sıralar. Ama sen anladığım kadarıyla kara saldırısı yapıyorsun. Depremi de fullediğine göre. Gayet başarılı, güzel. Valla başarılarının devamını diliyorum Ömer'cim. Yolun açık olsun. Ellerine sağlık. Evet, bir diğer incelemeye geçelim arkadaşlar. Bu incelemeyi arkadaşım Yusuf'a yapacağım. Hemen Yusuf'un köyünü ziyaret edelim. Kendisi bayağı iyi gelişmiş. 14. seviye köy binasında. Ana binayı beşlemiş. Vallahi cehennem kulesini fullemiş. Kartal topunu fullemiş. Kaya saçarları fullemiş. Şu anda hava savunmalarını basıyor. Vallahi süper gidiyorsun kardeşim ya. Bu köyden yıldız alabiliyorlar mı? Bana onu söyle. Duvarlar mükemmel. Vallahi harikasın. Mükemmel gidiyorsun. Hayvan barınağı da full. Oh oh oh. Maşallah maşallah. Testaları da yükseltiyorsun. Çok güzel kardeşim. Eline emeğine sağlık. Köyüne bayıldım. Aman Allah nazarlardan korusun. Umarım ben de seninle aynı seviyeye gelirim. Askerlerini inceleyecek olursak golemi fullemişsin, Pekka'yı fullemişsin, cadıyı fullemişsin, atıcı full, buz golem full, yeti full, madenci full, maşallah binici full. Vallahi süper saldırılar olur ha senin bu köyde. Bayıldım, bayıldım. Harika. Söyleyecek bir şey yok. Kraliçe yürüyüşü yapabilirsin, hibrit saldırıları yapabilirsin, kara saldırısı yapabilirsin. Hava saldırısı yapabilirsin. Hava saldırılarında şu anda güncellemeyle beraber Ejder balon bir tık geride diye tahmin ediyorum. Onlar da yeterli seviyeye gelir. Kuşatma makinelerin biraz geri kalmış. Okçu kraliçeni fullemişsin. O harika. Barbar kralla şampiyonda biraz gerisin. Koruyucuda da biraz gerisin. Herhalde bu saatten sonra onlara asılırsın diye düşünüyorum. Şimdi hayvanlar çıktığı için kara iksir çok gittiği için orada biraz geriye düşüyoruz ama olsun, ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten hava saldırısıyla gider. Yakın zamanda diğer yerlerinde fullersin. Eline emeğine sağlık. Bu klan savaşında da benim klanımdasın. Umarım güzel başarılı bir sonuç elde ederiz. Seni Serkan kardeşimin yanına göndermeden önce galibiyetle uğurlamak isterim. Şimdi bir diğer kardeşim
Anıl'ın köyünü inceleyeceğim. Geçen sefer incelemediğim için bana gönül koymuş Onur'dan aldığım haberlere göre Anılcım 11. seviye belediye binası, duvarlar güzel, geliştiriyorsun, savunmaların da güzele benziyor. Valla ben dediğim gibi bu tarz seviyelerde hani çok fazla bir yorum yapmıyorum. Evet, gelişiminizi sağlıyorsunuz ama sonuç olaraktan mesela ben Klan Savaşı'nda 15 kişilik bir savaş açtığımda aşağıdaki 5 köy fullemeleri benim için yeterli oluyor. Üste doğru kendi diğer köylerime çıkıyorum. Muhtemelen işte bu seviyelere bazen 2 üst seviye köy binasıyla saldırdığımda rahat üçlüyorum. O yüzden çok fazla da savunmalarda moral bozmanı istemem. Askerlerini geliştir. Saldırıların 3 yıldız olsun yeterli. Ejder 6 seviye. Güzel. Hibrit olaraktan madenci ve binici biraz geri kalmış. Yıldırımı fullemişsin. Kahramanların güzel gidiyor. Valla gayet güzel. Hava saldırısı yapıyorsun. Muhtemelen elektroda bir üst seviye yok diye tahmin ediyorum. Balonda da yok diye tahmin ediyorum. Belki ejderde de yok. Güzel bir ordu. Güzel bir köy. Valla eline emeğine sağlık. Sen üçlüyorsundur zaten bu köyle saldırdığın herkesi. Valla daha önce de beraber klan savaşları yaptık. Gayet eğlenceli bir klanınız da var. Elinize emeğinize sağlık. Başarılar diliyorum kardeşim. Yolun açık olsun. Evet, klanımdan da şimdi bir iki arkadaşı incelemek istiyorum. Yeni arkadaşlarım geldi. Baya güzel gelişiyoruz. Daha önce işlediğim olmasın tabi. O aynı kişileri işlemek istemiyorum. Şimdi kim incelesek, kim incelesek? Altın Kılıç. Evet kardeşim, senin köyüne bir bakalım. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? 8. seviye köy binası. Duvarlar mükemmel gidiyor. Savunmalar mükemmel gidiyor. Valla söylenecek çok fazla bir şey yok. Bence sen fulleye fulleye gidiyorsun gibime geliyor. Barbar Kral 10. seviye ne kadar ilerliyor bilmiyorum. Yıldırımın full gibime geliyor. Ejder'in de full gibime geliyor. Yani kendi seviyendekileri fulluyorsundur gibime geliyor. Binicin de 4. seviye, muhtemelen o da full. Evet, gayet güzel, gayet etkileyici. Eline emeğine sağlık. Klanıma da bu arada tekrardan hoş geldin. Umarım beraber güzelce gelişiriz kardeşim. Şimdi hemen bir diğer incelemeye geçip videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Sıkılmayın diye arkadaşlar. Kim inceleyelim, kim inceleyelim? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Seçemedim vallahi. Kim incelesem bir diğer kardeşime ayıp olur düşüncesiyle bakıyorum. Evet, şuradan hemen en alttan Muhammed Can'ı inceleyeceğiz. 20 numarasıyla 20 seviye olmuş kardeşim. Evet, yeni bir oyuncu. 5 seviye belediye binası. Valla benim tavsiyem doğrudur yanlıştır. Herkesin kendi kişisel düşüncesi ama 7, 8 hatta 7'ye kadar bir çıkın. Orada biraz geliştirin saldırılarınızı. Saldırı askerlerinizi biraz geliştirin. Ondan sonra 9'a direkt çıkın. 9'da artık bütün gelişiminizi sağlayın arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncem, kendi fikrim, kendi tavsiyem. Çünkü oralarda biraz daha etkili oluyorsunuz. Her belediye binasında yeni askeri açın. Yeni askeri açtıktan sonra bir üst seviyeye çıkın. Zaten bu seviyelerde, bu köy düzenlerinde çok ölü köy bulma ihtimaliniz mevcut. O yüzden rahat ganimet kasarsınız gibi geliyor. Yani bir üst seviyeye geçmek için çok fazla beklemeye ihtiyacın yok diye düşünüyorum. Umarım doğru bir düşünceye sahibimdir. Muhammed kardeşim, sana da başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Arkadaşlar, köy inceleme videomuzu bu kadar tutuyorum.
Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir dahaki güncelleme videosunda da dediğim gibi bu videonun altına kodlarınızı bırakırsanız güncellemelerinize devam edeceğim. Sırayla herkesi inceleyeceğim. Birçok kişi de yazarsa, fazla fazla yazarsa gene inceleyeceğim arkadaşlar. Hiç boş geçmeyeceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Beğeni atmayı, yorum atmayı, isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olmayanların abone olmasını rica ediyorum. Destekleriniz için sağ olun. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.